Meksiko'daki Templo Mayor yani Büyük Tapınak Müzesi'ndeyiz. Burası Aztek başkentinin baş tapınağının müzesi. Şu an buradaki en yeni buluntulardan birini inceliyoruz. Bu yeryüzü tanrısının bir tasviri. Yeryüzü tanrısı Tlaltecuhtli tek parça bir taşın yani bir monolitin üzerinde betimlenmiş. Bu tanrı erkek ya da kadın olabilir. İncelediğimiz bu taşta bir kadın olarak temsil edilmiş. Bu monolit Günümüze ulaşan Azteklere ait en büyük taş. Yaklaşık 4-4,5 metre boyunda ve oldukça simetrik yapılmış. Bu taş rölyef oymacılığı ile işlenmiş. Oymaları olmasa şu an baktığımız açıdan dümdüz bir taş gibi görülebilirdi. Bu taşın bir Aztek hükümdarının mezarının üzerine örtmek için kullanıldığına dair bir söylenti var. Ama biz şunu kesin olarak biliyoruz. Bu taş aralarında üzerinde mücevherler olan bir kartal iskeleti de bulunan gömülü sıra dışı tören objelerini saklamak için kullanılmış. Taşın altında gömülü olan Aztek hükümdarı Ahuitzotl olabilir. Taşın üzerindeki tarih bu hükümdarın ölümüyle aynı olduğu için bu şekilde düşünüyoruz. Tarih oyması figürün sağ ayak pençelerinin arasında yer alıyor. Genel olarak bunun çok agresif bir temsil olduğunu söyleyebilirim. Oldukça geniş yüzü kıvırcık ve dağınık saçlarla çevrelenmiş. Ayaklarında ve ellerindeki pençeler muazzam büyüklükte. Kıvırcık saçları ek olarak baş kısmındaki küpelerinin de çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu küpeler elit sınıfla özdeşleşmişlerdir. Açık ve derisi yüzülmüş ağzına doğru kan akıyor. Bu kısmı biraz detaylandıralım. Aztekler kulaklarını delermiş ve elit sınıfın mensupları da günümüzde daha küçükleri popüler olan bu son derece geniş küpelerle delikleri büyütürlermiş. Bu figürün resmen kemikleri görünüyor. Hatta neredeyse bir kafatasından ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Dişleri görünüyor ama dudakları yok. Öte yandan burnunun derisi olduğunu da görebiliyoruz. Son derece sinir bozucu bir detay olan kan akıntısı o kadar sıra dışı bir şey ki bir alev gibi görünüyor. Figürün belden yukarısı çıplak göğüslerinin ve karnındaki derinin katlanmış olması çocuk doğurduğuna yani anne olduğuna işaret ediyor. İçinde olduğu bu çömelme pozisyonu ise doğum sırasında kullanılan bir pozisyonu çağrıştırıyor. Burada enteresan bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Bu figür üzerinde kafatası ve çaprazlanmış kemik deseni bulunan bir etek giymiş. Bu bizim için negatif anlamları olan bir desen. Fakat kafatası ve çaprazlanmış kemik desenlerinin Aztekler için başka anlamları olduğunu söylemeliyiz. Mesela giymiş olduğu bu eteğin ebelerle ve doğurganlıkla özdeşleştirildiğini belirtelim. Yani burada canlandırma, hayata getirme gibi bir anlam var. Bununla beraber etekteki desenlerin gökle olan ilgisini de atlamayalım. Eteğin orta kısmında yıldız bandı olarak da bilinen gök kubbeye yapılan gönderme dikkat çekiyor. Bunun altında çıngıraklı yılanların çıngıraklarıyla sonlanan örülmüş yılanlarla yapılmış süsler bulunuyor. Tabii tüy sarılarını da unutmayalım. Yani burada kıymetli olan elementler kullanılmış. Dizlerinin ve dirseklerinin üzerlerinde bir canavarı andıran kafa taslarının bulunması da dikkat çekiyor. Bunlara genellikle canavar eklemleri adı verilir. Bu tarz eklemleri yeryüzü ile ve titsimime adı verilen doğurganlık ve ebelikle de alakalı olan tehlikeli kadınlarla özdeşleşmiş pek çok tanrı figüründe de görürüz. Şu an karşımızda yeryüzünün ta kendisi var. Bu yeryüzü tanrısı yeryüzünün dış yüzü gibi. Bu arada ona dair şöyle bir mit var. Her gece güneş battıktan sonra yeryüzü tanrısı güneşi yutarmış. Güneş yutulduktan sonra yeraltı dünyasında savaşlar içeren bir yolculuğa çıkarmış ve sonra Tlaltecutli her sabah onu tekrardan doğması ve gökyüzünde yolculuk etmesi için serbest bırakırmış. Bu mitleri 16. yüzyıl İspanyol kaynaklarından öğreniyoruz. Ama arkeologların da bu hikayelerde yer alan tanrıların betimlendiği böyle eserleri Gün yüzüne çıkarmaları gerçekten çok heyecan verici.